Tabii siz nasıl okursanız hizip dersiniz, hizipleşme dersiniz ya da partinin olağan toplantıları dersiniz. İlla her şey böyle askeri disiplinle, bir hiyerarşiyle olmak durumunda değil. Siyaset de değişebilir. Her gün her şey değişiyor diye de bilirsiniz. Nasıl okuyacağınız size bağlı ama geleceğim bu sızan, tırnak içinde ihanet başlığıyla sızan toplantıya. Aslında toplantının başında görüntüsü ve ismi olmayan bir isim dikkat çekiyor efendim. Ve Ekrem İmamoğlu da kim bu isim diye böyle bir şüpheleniyor. O anları seyretmişsinizdir mutlaka ama üstünden geçelim. Biz de merak ettik tabii, kim o esrarengiz katılımcı? O mu aldı kaydı sızdırdı? Henüz buralar netleşmiş değil, müpem. Ama gelin görün ki sosyal mecralarda da herkes boşlukları kendi dolduruyor. Bakalım. Şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum da, ekranda katılımcı diye bir şey var. Belki o olabilir. Bu katılımcı kim? Ekrem İmamoğlu da diğer isimlerde sorguladı bunu aslında. Bildiğim kadarıyla İFA'da bir toplantıda da belki orada katıldıkları için katılımcı diye ayarlanıyordur şu anda. Hatta önce İmamoğlu o kişinin Selin Sayek Böke olduğunu düşündü. Ama işin aslı sonradan anlaşıldı. Ekranda katılımcı diye bir şey var. TV100 editörü Betül Araz'ın edindiği bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti içi değişim isteyen isimlerle pazar günü bir toplantı yapmak istediğini iletti. Sonrasında İmamoğlu'nun ekibi katılımcılara Zoom üzerinden yapılacak bir toplantı için şifre ve link gönderdi. Ancak o sırada beklenmeyen bir durum gelişti. O link ve şifre kim olduğu hala bilinmeyen katılımcının eline de geçti. Ekranda katılımcı diye bir şey var. Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Özgür Özel gibi isimlerin olduğu videoda katılımcı adıyla yer alan kişi hemen dikkat çekti. Belki o olabilir. Giriş bağlantısını öğrenen bu kişi kimliğini de gizleyerek toplantıya katıldı. O katılımcı toplantının ilk bölümünü, yani internete sızan 14 dakikalık videonun kaydını alarak toplantıdan ayrıldı. Ekrem İmamoğlu'nun ekibi o katılımcının kim olduğunu toplantı sonrası sorgulamaya başladı. Toplantıya katılan kişilerin ekipleriyle iletişime geçildi. Görüşmeler sonrası o katılımcının içlerinden biri olmadığı anlaşıldı ve kim olduğu da öğrenilemedi. Şimdi İmamoğlu'nun ekibi o katılımcının IP adresi üzerinden kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Onu tabii araştıracağız, bakacağız. Yani ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin içinde mi var, dışında mı var, ona da bakacağız. Peki bir anda siyasetin gündemine oturan o toplantıdan genel merkezin haberi var mıydı? Hayır, haberimiz yoktu. Parti sözcüsü Faik Öztrak söz konusu organizasyona da tepkiliydi. Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız.